Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır. Her pazar günü olduğu gibi sizlerle tekrardan buluştuk ve teknik tarafta bazı varlıklara ilişkin beklentileri izah edeceğim. Tabii o konulara geçmeden önce şöyle bir piyasa değerlendirmesi yapmak lazım. Varlık fiyatlarındaki görüntü, korelasyonlarda bozulmalar var mı yok mu? Bunları bilmekte fayda var. En azından Mayıs ayının sonuna kadarki süreçte bu korelasyonlar bozulabilir mi, bozulamaz mı? Bunları bilmeniz gerekiyor. Tabii grafiğimizde ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı var. Siz onu faiz oranlarından da dolaylı yönden bakabilirsiniz. Dolar endeksi olsun, ons altın olsun, gümüş olsun, borsa endeksleri olsun, petrol dinamikleri olsun, burada hepsinin grafiğine ulaşabiliyorsunuz. Baktığımız zaman da özellikle borsa endekslerinde yukarı yönlü hareketler var. Altın, gümüş de yukarı yönlü hareketler var. Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler var. Tahvilin fiyatında yukarı, faizinde aşağı yönlü bir eğilim söz konusu. Ham petrolde en azından Mayıs ayına başlarken bir pozitif hareket yaptı. Daha sonra bir yataya bağlamış oldu. Tabii burada Cuma günkü Amerika'dan gelen istihdam verisine atıfta bulunmak istiyorum. Beklentinin çok altında kalarak da aslında Amerika Merkez Bankası Fed'in son süreçte vermiş olduğu mesajları da destekleyen bir görüntü oluşturdu. Yani ekonomik göstergelerdeki iyimserliğe rağmen henüz aksiyona girebilecek kadar bir risk görmüyoruz vurgusunu yaparken aslında biz fiyatlama reaksiyonlarında da bunu görüyor olduk. Tabii çok fazla bu tarz psikolojik mesajlar verildiği için ister istemez ilk etapta ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,70'lere çıktığı zamanlarda verilen mesajlar sonrasında bu tür göstergelerdeki değişiklikler ister istemez çok daha sert bir fiyatlama reaksiyonu oluşmasına imkan tanıyor ki Cuma günde bunun benzerini görmüş olduk. Mesela Euro dolar paritesi bir pip içerisinde yani bir dakika içerisinde 51 pip hareket etti. Bu da son zamanlarda görülmeyen rakamlardı. Bunu ons altına ya da başka varlıklara da tabii ki düzenleyebilirdiniz. Ama ben Euro dolarda en azından canlı yayın programı gerçekleştirdiğim için orada size ekstradan paylaşmak istedim. Baktığımız zaman 266 bin kötü bir rakam değil ama 1 milyon gibi bir rakam beklenti varken bu rakam gelmesi ister istemez biraz hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Ama Janet Yellen yani Hazine Bakanı geçen yıla atıfta bulunarak hala iyimserliğini korudu. Tam istihdama da önümüzdeki sene geçebileceğini izah etmişti. Yani pandemi öncesinde Trump zamanında tam istihdam vurgusunu yaparken %3,5'luk 50 yılın en iyi rakamını görmüştük. Şimdiki %6 ve %3,5 arasındaki farkın giderilmesi gerekiyor. Yani biraz daha yol var. Bu sebeple de ister istemez tahvil faizin aşağı yönlü hareketler söz konusu. Mevcut konjonktür ve para politikası ve maliye politikası görüntüleri borsaları destekliyor. Bu da dolarda değer kaybını da net bir şekilde görebiliyoruz. Altın, gümüş gibi varlıklar da buradan yukarı yönlü sıyrılıyor. Nitekim bizim de beklentilerimiz bu şekildeydi. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra bu arada korelasyonlar bozuluyor mu bozulmuyor mu hususunda da tahvil fiyatında aşağı yönlü yukarı yönlü hareket var. Dolarda aşağı yönlü hareket var. Altın, gümüş yukarı yönlü hareket. Korelasyonlar bozulmuyor. Pandemi sürecinden yola çıktığımızda da hani koronavirüsü sürecinde aşılanma görüntüsüne çok daha iyi noktalarda olmamız en azından petrol dinamiklerinde sevindirici ama kötü noktaya gelmemiz petrol dinamiklerinde aşağı yönlü hareketleri oluşmasına imkan tanıyordu. Nitekim baktığımızda iyimser tablo devam ediyor ama fiyatlama biraz daha stabile bağladı petrol dinamiklerinde. Orada tabii ki arz dinamikleri ilişkin gelen açıklamalar da ister istemez dikkat çekiyor. Tabii yukarı yönlü reaksiyonlar yeni dönemde de devam edebilme ihtimali kuvvetli. Ama baktığımız zaman en azından biraz daha stabil gitti. Borsalar zaten en azından fırsat kolluyor. Yıl sonuna kadarki periyotta %5, %10 gibi rakamlar yani daha fazla gidebilme ihtimalleri konuşulabiliyor. Ama tabii daha yeni iyimser haber akışları devam edecek olursa ister istemez çok daha net bir yukarı yönlü reaksiyonlar ve yeni zirveler
görebilir. Borsa tarafında da iyimser senaryolar devam ediyor. Ekonomik göstergelerdeki iyimser tablo etkisini sürdürüyor. Amerika olsun, Avrupa olsun. Tabii ister istemez Avrupa biraz geriden geliyor. Bunu PMI rakamlarından da görebiliyoruz. Ama ABD aşılama süreci ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler etkisini sürdürmektedir. Yani korelasyonlarda şu an için bir bozulma yok. Bu şekilde devam ediyor olacağız. Gelelim dolar endeksiyle başlayalım. Önemli bir referans diyebileceğimiz bir varlık. Dolar endeksini hatırlarsınız baz almış olduğumuz ortalamaları geçemediği için yani daha doğrusu altına sarktığı için bir negatif baskıyı konuşmuş ve bu ortalamalar altına baskı kalmayı sürdürmesi durumunda da negatif eğilimin devamını konuşmuştuk. Nitekim baktığımız zaman da özellikle cuma günkü aşağı yönlü hareketler mevcut görüntüyü çok daha güçlendirmiş oldu. Bu sebeple de baz aldığımız hareketli ortalamalar 91.50'den geçebiliyor. Bu geçilmediği müddetçe hala aşağı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali var. 90 seviyesi bunu psikolojik olarak da dikkate alabilirsiniz. Kırılması durumunda 88-90'lara doğru yeni bir hamleden bahsedebiliriz. Endeks tarafında negatif bir görüntü olduğu için Euro Dolar paritesinde pozitif bir beklenti ön planda. Geçen haftaki videomuzda zaten paritenin pozitif yönlü hareket beklentimizi izah etmiştik. Nitekim göstergelerden de bu toparlanmayı görüyoruz. Burada yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini hissettiriyor. Baktığımız zaman da 1.1925-1.20 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu yılın zirvesi 1.2350'ye doğru yeni bir hareket alanı ihtimalini kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Ara direnç olarak da 1.2185'i ilk etapta takip etmekte fayda var. Olası geri çekilmelerde 1.1925-1.20 bölgesi üzerinde algı pozitif. Çünkü dolar endeksinde de 91.50'nin altında negatif algı devam ediyor. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda evet bir geri çekilme var. 8.48'den baskı görüyor. 22 Mart ve 26 Nisan'da 8.48'ler test edildi. Sonra bir aşağı yönlü hareket izledik. Ama baktığımız zaman grafiksel anlamda psikolojik olarak 8 seviyesi, teorik anlamda işte 7.96-8.05 bölgesi ya da 70 günlük hissel hareketli ortalama ya da baktığımız zaman 8.16-85 gibi önemli bir Fibonacci bölgesi aşağı yönlü hareketlerde henüz bu bölgeler kırılabilmiş değil. Yani alt tarafta çok fazla destek noktası var. Kırılabilmesi için dolardaki yurt dışındaki ABD dolarının değer kaybının bize fayda sağlaması lazım. Yani gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde sıyrılmamız ve dolar karşısında güçlü bir performans oluşturmamız gerekiyor ki dolar Türk lirasında aşağı yönlü hareketler izlensin. Tabii bunun için Merkez Bankası'nın açıklamaları, hükümetten gelen açıklamalar, makroekonomik göstergeler, ülkeler arasındaki ilişkiler yani çok fazla denklem içerisinde haber var. Bu sebeple de tek bir gelişmeye bağlı kalacak şekilde dolarda düşüşler izlenebilir vurgusunu yapamayız. Ama gelecek makroekonomik göstergeler ve bu süreçte verilecek mesajlar koronavirüsünden tut bizim tam kapanmaya devam edip etmememiz, turizm sektöründe sıkıntıların devam edip etmemesinden tut ülkeler arasındaki ilişkiler ve Türkiye'ye seyahat yasaklaması yapılıp yapılmayacağından tut Merkez Bankası'nın açıklaması, enflasyon göster gibi gibi yani çok fazla haber akışı var. Bu haber akışıyla birlikte eğer Türk lirası güçlenebilirse dolar Türk lirasına ilk destek 8.16.85, 8.16.50 bu bölge kırılırsa 7.96-8.05 bölgesi ama bu bölgenin altında ben kalıcı bir reaksiyon beklemiyorum. Ha, bu bölgelerden gerçekleşecek olası dönüşlerde yukarı yönlü hareketleri tekrar 8.48'lere kadar devam ettirebilme ihtimali söz konusu. Hatırlarsın uzun vadeli grafiğimde 8.58'lerin üzerinde aylık kapanış görmediği için 8.58'e 7.88 arasında bir yatayda hareket alanı oluşabilir demiştim. Nitekim beklentim doğrultusunda bu yataylık devam ediyor. Tabii ki 7.88'ler test edilmek zorunda değil. Hani belli bir örnek veriyorum 8.20 ile 8.40 arasında da gidebilir. Ama baktığımız zaman şu yataylığın devam ettiğini görebilmekteyiz. Bu sebeple de biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Buradan ons altın dinamiklerine geldiğimizde eminim ki beni takip edenler ons altın dinamiklerine 1675 dönüşünden beri bu görüntüyü nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi aylık kapanış seviyesi önemlidir bunların hepsini net bir şekilde biliyordu ve buna göre de baktığımız zaman da mevcut yukarı yönlü hareketler önemli bir görüntü teşkil etti. Hatırlarsınız bununla alakalı ayrıntılı bir rapor da
Video da çekmiştim. 1760'ın üzerine aylık kapanış yaptığı için 1685 dönüşüne teyit kazandırdı vurgusunu yapmıştık. Uzun vadeli konjonktürde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 1760'ın üzerinde aylık kapanış yaptığımız için yükseliş eğilimi bir sonraki bölüme ulaştı. 1834 hani ay kapanışa yakın buraya da takip edebiliriz. Yani 1834'ün üzerinde aylık kapanış yaparsa diğer bölge gibi etkisini sürdürecektir. Şu an için baktığımızda aslında dönüş teyit kazanmış olduğu göstergeler de yukarı yönlü hareketi destekliyor. Tabii biz birazcık daha kısa vadeli olarak ne demiştik? 1755'in üzerinde 1850-1875 bölgesine doğru bir hareket alanı oluşabilir. Burada tekrar bir karar verme sürecine geçebilir demiştik. Nitekim 1843'lere kadar geldi. Devam edebilir mi? Edebilme potansiyeli kuvvetlidir. Baktığımız zaman da yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Yani 1755 kırılmadığı müddetçe 1848-1875 bölgesinin içerisine girmek isteyebilir. Hatta buradan bir Fibonacci expansion çektiğiniz zaman da 1875'lerin de önemli bir Fibonacci hedef bölgesi olduğunu da göreceksiniz. Tabii ki 1850-1875'in bulunduğu bölge bir trend çizgisi olarak doğru değil. Yani baktığımız zaman buraya zirve yaptı, buraya zirve yaptı. Hadi buradan çizelim. Burası doğru değil ama en azından nerelere kadar gidebilir psikolojik olarak takip edebilmemiz açısından da önemli. Dediğim gibi 1848-1875 bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimali var. Dolardaki değer kaybı ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki aşağı yönlü hareketler ister istemez bu senaryoyu destekliyor. Hani biraz daha baktığımız zaman en azından 1800'ün üzerinde bunu başarabilirse yani 1800'ün üzerine kalmayı başarırsa o zaman bu baz almış olduğumuz bölgeye doğru hareket izlenebilir. Ha, 1875 aşarsa ne olur? 1965 zirvesine doğru yeni bir ralliden de bahsedebiliriz. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Genel çerçevede hem korelasyonları anlattık hem de önemli varlıklarla ilişkin teknik anlamda nelere dikkat etmemiz gerektiği hususunu da sizlere aktarmış olduk. Önümüzdeki hafta biliyoruz ki çarşambadan sonra Türkiye piyasasında bir kapanış söz konusu. Çünkü Ramazan bayramı olacak. Bu sebeple de hani şunu unutmayalım. Hisse kapalı olabilir ama dolar Türk lirası işlemi kapalı olmayacak. Çünkü Forex uyumayan bir piyasa. Bu sebeple de dolar Türk lirasına ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Ya da TL'li varlıklar, Euro Türk lirası, gram altın. Biraz daha bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hani o zamana kadar görüşemezsek de ben şimdiden sizin bayramınızı kutlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası dilerim.